Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. Tiyatro sahnelerden açık havalara biz de kadın şiddetine dikkat çeken oyunuyla hafızalarımızda derin izler bırakan bir kadın oyun uyanıyor oyununun oyuncusu Aysel Yıldırım'la birlikteyiz. Burada Meri Cafe'de oturduk pastamızı kahvelerimizi içerken sohbet edeceğiz. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Evet, bu karantina yani şey günlerinde pandemi günlerinde pandemiyi unutturan bir güzellikte bir kafedeyiz. Mozaik pastamız falan. Her ne kadar vaka sayıları artıyor olsa da. Biz yine biraz mahalle olarak şanslıyız. En azından burası biraz daha sakin, açık hava, mesafeler artıyor. Yani kişiler sosyal mesafelere de dikkat ediyoruz. Peki tiyatro etkinlikleri ilk defa düzenlendi. Yani bu koronadan dolayı ve Sabancı Müzesi'nde Bir Kadın Uyanıyor oyununu oynadınız. Açık havada sahnelediniz. Nasıl bir duygu? Bizimle biraz o duygunuzu paylaşır mısınız? Neler hissettiniz? Yani bence maharet zaten böyle zor günlerde bir araya gelebilmek, dayanışabilmek, birbirine omuz verebilmek. Sabancı Müzesi'nin desteğiyle ve Emre Koyuncuoğlu'nun davetiyle biz bu etkinliğe katıldık. Çok o anlamda anlamlıydı. Çünkü hani pandemi günlerinde seyircimizle bir araya gelmeyi çok özlemiştim. Oyunlarımızı oynamayı çok özlemiştim. Ben oyun oynamayı çok özlemiştim sahnede olmayı. Hele de böyle Emirgan'ı da çok özlemiştim. Ben uzun süredir memleketteyim. Burada oturuyorum normalde ama Boğaz'ı çok özlemiştim. Bütün bunlarla böyle bir araya geldiğimiz, hele de böyle 15. senesi bu sene oyunumuzun. Uzun süredir oynayamıyorum ben Mart'tan beri bu oyunu. Bir 15. yıl kutlaması gibi oldu. Oyunda gerçekten Boğaz'la konuşuyorum. Gerçekten Boğaz'la 15 sene sonra ilk defa kelimenin gerçek anlamında sohbet ettim. O manada da çok güzel, çok duygusal bir gündü. Sizlere ne güzel geldiniz, ayağınıza evet, sağlık. Bu arada hem oyunla ilgili bir bağlantı kurmak istiyorum hem de sizin hayatınızla ilgili. İşte evlilik, bir yanda annesiniz, çocuğunuz var, bir yanda korona dönemi, bir yanda tiyatronun provaları. Nasıl bunların hepsi bir arada gittin? Yani o süreci nasıl atlattınız? Vallahi bu normalde yani ben annelik deneyimle birlikte... Gerçi bu arada sözünüzü kesiyorum. Gerçi korona tehlikesi geçmedi, onu da belirteyim. Hani o 5-6 ayı diyelim. Şöyle, benim eşim de oyuncu. Evet. Biz evde karantinadayken, yani daha doğrusu izolasyondayken üretmeye devam ettik. O şekilde akıl ve fikir sağlığımızı koruduk. Çocukla birlikteyken biraz zor oldu. Çünkü biliyorsunuz hani çocuklar eve kapandılar ve bu onlar için zor bir deneyim. Yani çok çabuk kabullendiler. Dışarı çıkmak istemiyordu Neriz ama onunla birlikte kapalı olduğumuz için de bir miktar zorlandık. Fakat o üretim ortamı içerisinde işte videolar yaptık, çekimler yaptık. Arkadaşlarımızla irtibat içerisinde işte üretmeye devam edince güzel geçti. Şimdi 15 yıldır oynuyorsunuz ve tam da bu etkinlik kadın şiddetinin zirveye çıktığı bir durumda ve İstanbul Sözleşmesi iptal edilme noktasına geldi. Şimdi o süreçte baktığınız zaman 15 yıl önce oyuna ilgi nasıldı? Bu süreçte ilgi nasıl oluştu? Ya evet, maalesef kadın gündemi hiçbir zaman eskimiyor. Kadına yönelik şiddet gündemi her zaman hep böyle bir aciliyet içeren bir şey olarak kalıyor. Keşke oyun eskise, artık bu oyunu biz oynamayalım diyebilsek, durumuna gelebilsek ama öyle değil. Oyunda çok böyle psikolojik bir şiddet ve devlet şiddeti, hani mahkemede yaşadığı falan şiddet anlatılıyor. Ve bu eskimiyor. Dediğiniz gibi bugünlerde de İstanbul Sözleşmesi'nin artık oradan çekilmek noktasına getirilen tartışmalarla birlikte çoğu yeniden hayatiyet kazandı bu tartışmayı yapmak. Oyunun bir yerine de çok spontan bir şekilde yerleştirdim ben. İşte mahkeme gerçekten karşısında çok zorlanıyor kadın. Hiçbir şey alamıyor, sonuç alamıyor boşanma mahkemesi esnasında. İşte o, bu yüzden İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye spontan bir şekilde ağzından o şeyde çıktı. Evet. Replikte çıktı. Bu yani 15 sene önce ne durumdaysak bugün aynı durumda ve olduğumuzu... Ve katlanarak gidiyor. Yani bu yıl %20 arttığı söyleniyor kadın şiddetinin. Evet. 400'lere geliyor bu kayıtlara geçen. Bu biraz da korona sürecinde evde kalma da biraz kadına olan şiddeti daha da arttırmış deniliyor. Evet. Siz buna ne düşünüyorsunuz? Evet evet, yani bu bir evrensel bir şey. Türkiye'ye mahsus bir şey de değil. Boşanma oranları artıyor, kadına yönelik şiddet artıyor. Hatta işte ev güvenli bir yer mi diye tartışma açıldı feministler tarafından. Çünkü çok daha fazla
o şiddet döngüsüne maruz kalınan bir şeye geçildi. Mahkemeler kapandı bir dönem biliyorsunuz. Gibi birçok hikaye. Şimdi evde belki hani kocasıyla kalınca kocasından şiddet görme oranı artıyor. Peki şiddet sadece evdeki kocadan mı geliyor? Kadının şiddeti nelerden kaynaklanıyor? Yani mesela kadının ev içerisindeki şeyi de, mesaisi de, ev işi, ev işin yükü de çok arttı. Mesela ben kendimden de örnek verebilirim. Yani biz aslında hani modern kadın temizlik desteği alabiliyoruz dışarıdan. Evet. Ondan sonra çocuğumuzu anaokuluna gönderebiliyoruz işte, ya da okula gönderiyoruz. Evet. Yani ya da işte bir yemek yapamadığımız zaman, ben çok yemek yapan bir tip değilimdir. Eşim yapıyor falan ama istediğimiz zaman dışarıdan sipariş ediyoruz. Korona döneminde bunların hepsi çok sınırlandı, bitti. Ya da çok daha fazla temizlik yapmaya başladık gibi. Ve bu aslında çocuk bakımı, işte yemek, içmek falan filan, hani bütün kadınlar için bunların, yani bu artan, yani böyle şiddetle artan bir şekilde arttı bu ev içi iş, emek. Bu da bence erkekle, yani dengesiz bir şekilde ilerliyor. Erkekler, çünkü benim eşim öyle değil ama yani o da oyuncu oldu. Fakat birçok evde iki kadın, yani kadın da erkek de çalışıyor olsa evet, bile erkekler online olarak işlerine devam ettiler. Çocuk bakımı, ev işi bilmem ne kadınlara kaldı. Bu yüzden... yani orada da yani çok ciddi bir şiddet yani biçimi o da kadının üzerinde. Ya da işte işsizlik çok ciddi bir şey. Çünkü ucuz emek, ilk gözden çıkarılan emek yine kadının emeği oluyor. Yani temizlik işçilerinin, şeylerin ya da yani normal plaza çalışanlarının bile hani bu manada kadının üzerinde odaklanan, şey yapan, yoğunlaşan bir şey var. Yoksullaşma durumu var. Peki bu oyun, bu 15 yıl sürecince seyircide ne kadar, yani sizin gözünüzde amacınıza ne kadar ulaştınız? Ne kadar geri dönüş aldınız? Evet, iktidarlar geldi geçti durumları. Yani gerçekten yani yine AK Parti iktidar döneminde bu oyunu çıkarmıştık ama o iktidar biçimleri de çok şekil değiştiriyor ya. Sizin artık çocuğunuz gibi bir oyun oldu, evet, yani. Evet, evet. Ya mesela ilk çıkardığımız dönemde CHP Parti kadın kolları, AK Parti kadın kolları bu oyunu şehir şehir gezdiriyordu. Bir de sadece kadınlar açık olarak oynuyorduk oyunu. Çok fazla şehir gezdi. Çok fazla seyirciyle buluştu. Bu manada hani hedefine, amacına ulaştı diyebilirim. Çünkü bizim temelde bu oyunu yaparkenki şeyimiz kadınlara mahsus bir kamusal alan kurmaktı. Evet. Çok fazla paylaştık bu anlamda oyunun şeyini. Ve oyun aslında bir manada hepimizin hikayesi. Özellikle bir kadınsanız, yani boşanmışsanız ya da aldatılmışsanız, çocukla, çolukla hayatınıza devam etmeye mücadelesi veriyorsanız bu sizin hikayeniz oluyor zaten. Bunu çok, o kadar çok duyduk ki seyircilerimizden. Bunları duydukça da şeyi hissediyorum, yani bir kadın uyanıyor. Bizim istediğimiz şekilde hani misyonunu yerine getiriyor. Ama bu misyon bir türlü son bulmuyor. Acı olan bu. Yani hiçbir zaman kadın üzerinden, kadın bedeni üzerinden bütün politikalar şey yapılıyor. Yani, ve özel alan üzerinden. Çok ilk oraya müdahale edeceğiz. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiyoruz. Tamam, onu demek istemiyoruz. Kadın evet, yönelik şiddete biz de hayır diyoruz diyor iktidar mesela. Ama diyor aile çok önemli diyor. Ama o aileyi içindeki bütün o şiddet olgusuyla birlikte mi koruyacaksın? Yani çünkü o ailenin de yani demokratik bir şey. O zaman erkeğin her şeyine göz mü yumulacak? Aile önemli denildiği zaman. O zaman işte klasik töre kanunlarında bir farkı olmuyor. Yani işte kol kırılır, yen içinde kalır muhabbetine dönülmüş oluyor. Evet. Peki burada mesela şunu da belirteyim sevgili seyirciler, hani oyun kadın şiddetine dikkat çeken, çok başarılı ve özenle işlenmiş bir oyun. Sizin oyunculuğunuz da öyle. Hani bunu sadece konuğu övüyor olarak algılanmasın. Çünkü bir kadının farklı yaşlardaki işte ergenlik dönemi, gençliği, işte evlenme çağı, annelik dönemi falan, bunların hepsi işleniyor ve bu sürecin içerisinde gerçekten aynı kadının farklı yaşlardaki psikolojisine bürünerek oynuyor. Yani 13 yaşındaki halini oynadığınız zaman da 40 yaşındaki gibi davranmıyorsunuz. Yani o açıdan gerçekten başarılı bir oyunculuk ve oyun. Çok da böyle ağır melodramlar, acılar, işte ne bileyim, acıların çocuğu kadın ya da acıların kadını da çıkmıyor. Onu nasıl belirlediniz? O çizgiyi, o denge nasıl oluştu? Aslında birincisi hani ben 25 yaşındaydım bu oyunu oynamaya başladığımda. Yani araya giriyorum. Yani bazen aslında çok ağır şeylerden bahsediyor. Yer yer bazı yerlerde gülüyoruz, gülümsüyoruz.
Gerçi bir yandan da tanıdık olduğumuz şeyleri görüyoruz. O yüzden gülüyoruz belki ama. Ama çok da böyle acı da yok. Kadın intihara gidiyor, defalarca deniyor, o kadar yalnız kalıyor. Kızılırmak'la konuşuyor aslında. Her Kızılırmak'la konuşmaya gittiği zaman intiharı denemiş oluyor aslında. Bu oyunun gerçek yaşam hikayesinden alınmasından kaynaklanıyor. Yani çok gerçek bir hikaye ama bu bir muhteşem yazarımız. Sevilen Saral'ın, o güzelim kaleminden, o güzelim rejisinden geçti. Fakat bizim anlatıcımız olan Pınar arkadaşımız da inanılmaz böyle anlatıyordu. Tarif ettiğiniz gibi. Yani bizimle hikayesini paylaştı arkadaşımız. Ve böyle günlerce hani kendi sohbet etti. Kendi hikayesi mi kendi yoksa hikayesi. Başkasının hikayesi kendi mi? Yaşam hikayesini ha, kendi paylaştı. Yaşam hikayesi. Ve o kadar güzel bir anlatıcıydı ki biz de onu dinlerken, bir meddah bence Pınar, onu dinlerken biz de yer yer gülüyorduk. Yani çoğunlukla gülüyorduk. Evet. Yani bazen gözyaşlarımızla engel olamıyorduk, böyle ağlıyorduk birlikte, ağlaya güle. Böyle günlerce kayıt aldık. O işte ondan, o ama hiçbir zaman ağlayarak anlatmadı bize hikayesini. Ama bu süreçte başarılı çıkmış bir kadın anlattığı için o arabesk şey girmiyor dile. Girmiyor. Mücadeleden ve uyanmaktan yana bir oyun. O yüzden hiç ağlak bir dramaturjisi yok. Biz de yani feminist dramaturji yaparken hep bizi izleyen kadın, erkek ya da işte ya bütün seyircilerimizin bundan bir esin almasını hedefliyoruz. Buradan bir güç almasını hedefliyoruz. Yani Zabel'de de bunu yapıyoruz. Şey, çok acıklı bir hikaye anlatıyorsanız da bunu insanları o psikolojiye sokarak değil de oradan bir şey, oradaki o direnme, mücadele etme azmini görüp bir esin vermek amacıyla yapıyoruz. Sanırım bu bizim hani temel feminist dramaturjimizi kuran temel bir şey. Ama dediğim gibi Pınar da bize çok öyle anlattı hikayesini. O anlamda çok esin vericiydi. Sevilay zaten senelerdir feminist tiyatro oyunları yazıyor. Bunu mesela bir suya anlatmak, yeşil ırmağın içini dökmesi vesaire onun fikriydi. Yani oraları çok güzel yazdı. Kadının kendisiyle yüzleşmesi bir anlamda. Çünkü bütün o konuşmalar gibi. Aslında o kendisiyle konuşması kadının yalnızlığını da bize ispatlamış oluyor. Yani çünkü dertleşeceği kimse yok. Kentli bir yaşamdan bir taşraya gidiyor ve o taşrada kendi başına kalıyor. Burada kentten taşraya gitmiş demişken taşralı kadınlar daha mı yalnız oluyor? Vallahi ben çarşambalıyım zaten. Öyle mi? Öyle bir rastlantı oldu. Çarşamba çok tutucu bir biliyorum, kasaba. Ben de Samsun'da okudum. Kızılırmak'ta balık tutmaya gidiyordum. İşte yani orası, biz köyünde kalıyoruz. Daha bir Çerkes köyü. Daha farklı bir havası var oranın ama çarşambaya her girdiğimde o taşra baskısını hissederim ben zaten. Öyle bir ortamda da Pınar'ın, yani Alev'in zorlanmaması mümkün değil. Orada varmış yine kendisine yardımcı olan bir takım kadın arkadaşları falan ama aslında aritmetik yok yani. Şehirli kadın bazen daha da yalnız olabiliyor. Apartman katlarında daha da büyük yalnızlıklar içerisinde kalabiliyoruz. Ve zaten şehirli bir kadın olarak yaşadığı psikolojik şiddet, yani o adamla, yani Doktor Moro'yla İstanbul'da da yaşasa aynı ilgisizlikle, aynı özensizlikle karşılaşacaktı bence Alev. Peki burada kadın aslında bir şiddeti oyun eleştirirken bir yandan da kadının kadına bakışını da eleştiriyor aslında. Bir kadın eleştirisi de var. Hani kadın kocasından intikamını yine bir başka bir kadını yok ederek ya da hani orada diyor ya, evet, kadın kadının kurdu mudur? Kadın kadının yurdudur. Yurdudur. Evet, bu buna ihtiyacımız var. Yani çünkü biz orada şeyi anlatmasaydık, Pınar bize böyle anlattı. Yani dedi ki ben kocamdan değil kadından intikam aldım dedi. Yani aksi takdirde biz hani feminist tiyatro yapıyoruz diye popülizm yapmış olurduk. Ama böyle bir gerçeklik de var. Kadınlar birbirleriyle rekabete, ilk önce birbirleri üzerinden, birbirinin üzerine basarak şey yapmak üzere bir tedrisattan geçiyoruz maalesef. Bu durumdan nasıl çıkılacak sizce? Valla kadın dayanışmasıyla. Yani o kadınla dayanışması gerekmiyordu belki Alev'in ama benciydim. Ama tiyatrocu olma sevdasına çok küçük yaşta tutuldum. Fakat ailem izin vermedi konservatuvara gitmeme. Ben de böyle bir gizli gündem gibi. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacağım. Derslerim güzel. Hani kazanırım. Biliyordum aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle güzel bir geleneği olan bir kulübün olduğunu. Çünkü o zamanlar böyle eylemlerle, oyunlarla falan basında da yer almıştı. Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle güzel de bir kulüp varmış falan deyip gittiğim gün yazıldım zaten kulübe. Ve inanılmaz bir büyülü bir dünyayla karşılaştım. Yani hem çok iyi bir okul, hem
çok disiplinli, hem çok yaratıcı, hem çok güncel oyunlar, hem çok sanatlı oyunlar falan. Böyle çok güzel bir 4 yılın ardından mezun olunca. Fakat böyle bir toplulukla, hem de böyle deneyimli insanlarla, hem de böyle çok deneysel çalışmalar yapmak çok büyüleyiciydi gerçekten. Hem oyunculuk yapıyorsunuz ama oyunculuğun ötesinde bir sürü şey okuyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Bir topluluğun parçası olmak bile üniversite, yani büyük bir özgürleşme duygusuydu zaten üniversiteye geliş benim için. Ama bunun ötesinde böyle bu toplulukla tiyatro yapmak hala bence yani gelen insanlar bunu hissediyorlardır. Yani insanlar birbirleriyle dayanışıyorlar. Yani gençler birlikte evet. Festival örgütlüyorlar. Daha çok birbirlerinin oyunlarını izliyorlar. Yani tiyatro bir insanların hobi olarak yapacağı bir alan mı, bir kendini tatmin etmek gerçekleşiyor yoksa? Ama tiyatro becerebilirseniz eğer çok daha deneysel bir alan. Yani kendinizi piyasanın sınırlamalarından ya da işte bilmem ne yönetmenin, bilmem ne yazarının sınırlamalarından azade tutarak ya da menajerinin, evet, yapımcısının sınırlamalarını azade tutarak iki kalas bir hevesle yapabileceğiniz bir şey olduğu için orası daha bir laboratuvar. En güzel fıkra neydi falan. En sevdiğiniz o zaman demeyelim, etkilendiğiniz, sizi etkisi altında bırakan... Ya evet, bunun tarzını beğeniyorum, işte oyunculuğunu. Ya ben Zuhal Olcay'ı çok beğenirim. Yani son senelerde çok izleyemedim ama. En sevdiğim benim en etkisi altında kaldığı diyelim. O hani hem şarkı söyleyebiliyor, hem çok güzel bir duruşu var. Çok anlamlı falan. Ya Meryl Streep'i çok seviyorum. Kendine ait stili var yani, değil mi? Oyunculuk stili. Evet, yani. Evet. Meryl Streep'i çok seviyorum. Penelope Cruz'u çok, evet, beğeniyorum. Erkeklerden Javier Bardem'i çok beğeniyorum. Oyunculuk, yani çünkü oyunculuk görmek için, hatta böyle ben daha çok tiyatrodan çok sinemaya, evet, bakıyorum. İşte Christoph Waltz'ı çok beğeniyorum, Alman oyuncu. Çok fazla var ama beğendiğim oyuncu. Tabii ki yani topluluğumuzdan birbirimizi de çok beğeniyoruz ki senelerdir birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalıştığım bütün kadın oyuncular, yani Songül çok esin verici bir oyuncu. Berna Leçin, Ayşe Nişanlıoğlu, Bulut, her biri bizi zenginleştirerek ilerliyoruz. Yani herkesten bir şekilde bir şeyler kapmış oluruz. Evet. Peki tiyatro oyun yönetmeni olarak? Ya biz çok yönetmen tiyatrosu şeyinde olmadığımız için. Sıcak mı bakmıyorsunuz? Daha yok, sıcak bakmıyor değiliz. Yani yapmak zorunda kaldığımız, mesela bir kadın uyanıyor, bir yönetmen tiyatrosu aslında Sevilay'ın. Tek, evet, kişilik, yani tek başına yönettiği bir oyun. Ama hani yani tiyatro sanatı daha böyle kolektif, daha güzel ilerliyormuş gibi geliyor. Mesela film yönetmeni sorsanız belki daha net cevaplarım olur ama tiyatro yönetmeni cevap veremedim film şimdi. Ama Osman Mayer'i çok beğenmiştim. Yani bütün oyunlarını. Neden? Beğeniyorum. Hani bir yönetmen tiyatrosu sonuçta, Şabün'e bir yönetmen. Ondan izlediğim her oyunu beğeniyorum. Demek ki iyi bir yönetmen. Ama yönetmen, bir oyunda da bir yönetmen olmalı ama, değil mi? Yani yönetmensiz de oyunun çıkması, yani dış gözün olması gerekiyor. Evet evet. Yani reji çok önemli tiyatroda. Sadece onun nasıl kurgulandığı hani böyle her yapımını, her rejisini çok beğendiğim. Ama daha da önemlisi, bizim yaşamsal bir takım taleplerimiz var tiyatromuz yaşasın kampanyasına dile getirdiğimiz. O konuda bizi desteklemeye devam ederlerse gerçekten o alkışların, o sahneye, salona girişlerin yerini bu dönemde böyle bir dayanışma almış olur. Bu arada şunu söyleyeyim, yani bu sadece aslında tiyatronun sorunu ya da tiyatrocuların sorunu diye de geçmemek lazım. Aslında seyircinin de bir tiyatro sorunu olması lazım. Hani seyirci de ben oyunu görmek istiyorum, işte tiyatro oyunu izlemek istiyorum diyerek bu sorunu sahiplenmesi, kabullenmesi gerekiyor. İnanılmaz geniş de bir alan var bir yandan. Dijital dünya. Oradan buluşmaya, sesimizi yükseltmeye devam edelim. Gerektiğinde sokaklarda buluşuyor kadınlar maskeleriyle. Evet. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorlar. Ya da barolar bir saldırıya uğradığında yine avukatlar döküldü sokaklara. Ya kamusal alanı boş bırakmayalım. Yani sessiz evde kalalım, sessiz kalmayalım. Ya da işte güvenlik alalım. Ama sessiz kalmayalım. Sessiz kalmayalım. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili takipçilerimiz, bugün de hemen mahallemizdeki Meri Pastanesi'nde Aysel Yıldırım'la birlikte buluştuk. Güzel kahvelerimizi içtik, aynen, pastalarımızı yedik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hayata sanatla direnin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.